yerde durup otursak mı biraz? Çay kahve içmek için almadım ben seni. Bengisu'nun veli toplantısı var, oraya gideceğiz. Unuttun mu? Benimki de soru. Tabii ki unuttum. Bakalım bak lütfen. Haklısın ya. Senin gibi yoğun bir iş kadını bunu nasıl hatırlayabilir ki? Benim hatam, özür dilerim. Ne demek istiyorsun sen? Bengisu benim için her şeyden daha önemli, tamam mı? Ben kötü bir anne değilim, asla da olmadım. Kötü bir eş de değilim. Ya siz benim ailemsiniz. Nasıl iş sizden daha önemli olabilir? Evet. Kötü bir anne olmadın. Kötü bir eş de değilsin. Hiçbir zaman olmadın. Ama sen yalancısın Simay. Sen yalancısın. Mecbur bıraktın beni, zorunda kaldım. Ne yani şimdi, ben mi suçlu oldum? Benim kabahatim mi oldu? Sen suçlusun demiyorum. Lafımı çarpıtma lütfen. Ama biliyorsun işte. Ya iş konusunda o kadar üzerimde baskı kurdun ki söyleyemedim. Simay, bir gün, iki gün desen anlarım. Beni arada görmedin. Konuşmaya fırsatım olmadı desen onu da anlarım. Araya zaman girdi, görüşemedik desen onu da anlarım. Ama sen yanımda olmana rağmen gözümün içine baka baka bana yalan söyledin ya. Bakıcıyı falan da alet ettin bir de. Sen beni resmen aptal yerine koydun. Benim için bunun hiçbir açıklaması yok. Hakan, kenara çeker misin? Hayır efendim, kenara falan çekemem. Bengisu'nun veli toplantısı var, oraya gideceğiz. Zaten geç bile kaldık. Orada da kağıt döndür var. Canım, sevgilim. Geliyorum. Geliyorum, dur. Aşkım, canım bir tanem mi? Ne yaptın bugün? İşte Simoş buradaydı ya aşkım. Evet. İşte siz Hakan'la ilk satır konuşmuşsunuz. Biz durumun kare köküne kadar indik. Heh, peki şey, sonuç? Ne çıktı sonuç? Nasıl çıktı? Neymiş sonuç? Ne oldu yani? Yani işte eğer Hakan Simoş'a baskı yapmasaydı Simay da yalan söylemek zorunda kalmazdı, bu birincisi. İşte ikincisi de... Bir şey soracağım. Ben sana baskı yapıyor muyum? Yok. O zaman sen benden bir şey gizlemezsin değil mi? Gizliyor muyum? Bilmiyorum, gizliyor musun? Gizlemiyorum. Yani sen bana yalan söylemezsin, hiçbir şey gizlemiyorsun öyle mi? Yok. Telefonum yukarıda şarjdaydı, çalıyor, bir bakayım mı ben ona? Bak hadi. Ben bakayım ona. Hadi bak bakalım. Bir şey gizlemiyormuş. Ben de bunu yedim çünkü. Peki. Ortam kovalıyorsun demek söylemeye. Olur. Beklerim aşkım benim. Ben beklerim. Ne olacak ki? Kız mı erkek mi? Yoksa ikiz mi ya? Aman ya, sağlıklı olsun da ben de neyi düşünüyorum Allah aşkına. Aşkım, aşkım ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum Bülent. Tamam, niye öyle tepelere uzanıyorsun? Kocan var senin burada. Ne gerek var? Bunu mu istiyorsun? Evet. Ah. Ya hırsız kovalamıyorum, tencere alıyorum Bülent. Ya seninle ne ilgisi var ayrıca? Aa yok, hayır. Bundan sonra seninle ilgili her şey benimle de ilgili. Olur mu öyle şey ya? Heh.
Vay, vay şu yemeklerin güzelliğine bak. Sen kocana ortamlar mı hazırlıyorsun ha? Ben var ya dünyanın en şanslı adamıyım. İyi ki evlenmişim seninle. Evet, şimdi onu bana veriyorsun. Sonra sen buraya oturuyorsun. Gel bakalım. Bundan sonrası bende. Otur, 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 otur. Lan ne yapıyorsun? Sen niye böyle tuhaf davranıyorsun ya? Ayrıca sen yemek yapamazsın ki zaten. Evet, yemek yapamayabilirim ama çok güzel direktif alırım. Bana söylüyorsun. Evet. Evet. Evet, söyle bakalım. Bunu mu doğrayayım? Karıştırıyor muyum? Ne yapıyorum? Doğra. Doğrayayım. Nasıl doğrayacağız? İnce. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.